Hanımlar beyler kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ben Oğuz Ceyhan. Bugün sizlerle arkadaşlar AYT branşlarımız genel deneme önerilerinin hepsini yapacağız bütün arkadaşlarımız için. Bu denemelerle ben yaklaşık 20 net kadar arttırdım arkadaşlar. Sınava az bir süre kalmışken bunu yapacağız. Ve de arkadaşlar burada söylediğim kitapları eğer sizin için indirim kodu aldım. Kitap işlerden arkadaşlar işlerin internet sitesinden Oguz5 koduyla alırsanız sepete geldiğiniz zaman aşağıda indirim kodu kısmına Oguz5 yazarsanız arkadaşlar ekstra sepetinizde %5'te indirim uygulanacak. Onda da haberiniz olsun, öyle bir indirim kodunuz da var. Gelin başlayalım arkadaşlar. Burada ne yapacağım? Peki seviye seviye arkadaşlar. Bütün sayısal, eşit ağırlık bunlar için arkadaşlar ve tabii matematik, fen, matematik, edebiyat, sosyal şeklinde branş denemesi öneri yapacağım arkadaşlar sizlere. Bu şekilde yapacağız. Bir de şunu söyleyeyim. Her videoda arkadaşlar ücretsiz bir kişiye koşuk vermeye devam ediyorum. Eğer bu videodan ücretsiz derece hocam koşuk kazanmak istiyorsanız arkadaşlar bu videoyu beğenin. Aşağıya herhangi bir yorum yapın. Bir de Oğuz Ceyhan YouTube kanalına abone olun arkadaşlar. Bir de şeyi çok soruyorsunuz. Onu da çabucak söyleyeyim. Bu kanala ne zaman sorutan videoları gelecek diye. Arkadaşlar şu anda analizleri yapıyorum. Hemen paylaşmak istemiyorum. Tam çok doğru bir şekilde analizleri yaptıktan sonra arkadaşlar Mayıs'ın ortasından sonra sorutan videolarını da çekmeye başlayacağım. Onun için takipte kalmayı unutmayın. Hadi gelin arkadaşlar başlayalım. Şimdi ilk öncelikle şunu söyleyeyim. Daha hala çıkmış soruları çözmediyseniz arkadaşlar gidin. Şöyle kitaplar alabilirsiniz. Böyle kitaplar var. ÖSYM sitesinde var. Her yerde var arkadaşlar. Çıkmış sorular lütfen bunu. Eğer TYT için de söyleyeyim bu arada. TYT için, AYT için gidin arkadaşlar. Çıkmış soru kitapları alın. Özellikle şeyi kaçırmanızı istemiyorum. Tabii ki de TYT, AYT'yi çıkmışları çözeceksiniz ama LYS zamanlarında çözün arkadaşlar bence. Bunun için söylüyorum. AYT kısmı için söylüyorum. Hani matematikte artık aslında düşününce ben kendi zamanımda çözmüştüm. Şu an çözülmesi olur mu? Olur. Çok bir şey kaybetmezsiniz. Ama örneğin edebiyat tarih çözeceksen sana, işitsel ya da sözel öğrencisiysen LYS edebiyat tarihleri kesinlikle çöz. Onlar çok iyi. Hatta mesela böyle sınava genelde böyle edebiyat tarih çözerek işte sayısalken işitselken gelip hukuk kazanan öğrenciler falan giderler LYS sorularını ezberlerler. O ezberledikleri sorular sayesinde 24 sırada 20 net yapabilirsiniz arkadaşlar. Öncelikle FEN'e girelim o zaman. FEN için şunları söyleyeceğim arkadaşlar sizlere. Özel branş bazında kimyada orbital ve aydını özellikle kullanmanızı tavsiye ederim. Bunun dışında biyolojide biyotiği özellikle kullanmanızı tavsiye ederim. Bunun dışında 40 soru olarak bakarsak arkadaşlar neler kullanabiliriz diye. Arkadaşlar bilgisayar malı olur, çap olur, yayın denizi olur, besulit olur ve apotemi olur arkadaşlar. Apotemi'nin bu 15'li AYT fenleri mesela bayağı iyi bir kitap. Ben hepinize bunu çözmenizi öneririm. Bu da zaten çıkan konulara göre düzenlenmiş bir deneme arkadaşlar. Sayısalcı arkadaşlarımızın ben bunu çözmesini isterim. Ya biraz da kendinizi zorlayın arkadaşlar. Şöyle farklı bir yayın görmüş olun. Bence sağlam sorular gelmiş olur. Ha tabii sınavın zor olmayacağını düşünüyorum. Sınavın kolay olacağını düşünüyoruz herkes gibi. Ama ve lakin arkadaşlar zor sorularla eğer kendinizi daha öncesinde idman yaparsanız maça çıktığınızda golleri takarsınız arkadaşlar. Bunu da söylemiş olayım, geçmeyin. Gelelim matematik kısmına. Matematikte biraz da seviye seviye konuşmak lazım. Eğer yeni başlıyorsanız arkadaşlar hız ve rengi kullanabilirsiniz. Tamam mı? Yeni başlayanlar için hız ve renk bence ideal. Çünkü ilk başta kolay denemelerden sonra arkadaşlar işte orta düzey ve ÖSYM tadında testleri var. Daha zor olan denemeleri var arkadaşlar. Hız ve rengin mantığını biliyorsunuz zaten genel olarak. Hız ve rengin denemesiyle başlayabilirsiniz arkadaşlar. Eğer ya yeni başlıyorsanız ya da netleriniz düşükse yani ne bileyim AYT matematikte 10 net yapıyorsundur, 15 net yapıyorsundur. Böyle zayıf netlerdeysen hız ve rengi kullan bence. Gidip de orijinaldir, apotemidir. Bunlara girme. Tabi biliyorsunuz her şey sırasıyla öncelikle buradan başlamanız lazım. Hız ve rengi çözdükten sonra böyle biraz daha orta düzey arıyorsanız arkadaşlar acil ve rasyonel kullanabilirsiniz. Hani acil deyince böyle bir çok zormuş gibi geliyor ama aslında acilin denemeleri daha kolay arkadaşlar. Denemelerde o kadar zorlamıyorlar. O yüzden acilin AYT matematik denemelerini tavsiye ediyorum. Peki Oğuz bana 20 netle 30 net arasındakiler için bir şey söyle diyorsanız arkadaşlar size ne söyleyebilirim? Bilgisayar malı ve çapı söyleyebilirim. Bunların ikisi de güzel ve zorlayıcı arkadaşlar. Yani bunu 20-30 dedik ama yani 30-35 arasındaki arkadaşlarımız da lütfen bunları ölçüsün. Çok kaliteli arkadaşlar. Bilgisayar malı da çapı da çok beğeniyorum. Matematik soruları çok sağlam. Lütfen onları da çözün yine aynı şekilde. Peki daha da zorlamak istiyorum. Ya ben biraz daha böyle high level görmek istiyorum. Bunu acil kitabını göstermeyi unutmuşuz. Acil de arkadaşlar bu şekilde çözebilirsiniz. Bu da yenilenmiş şekilde var arkadaşlar. Bunu da çözebilirsiniz. Ben kendi sahnede de çözmüştüm. Biraz da kolaydı ama. Şimdi bir tık daha zorlaşmıştım ama yine de kolay. O yüzden acil çözmenizi öneririm arkadaşlar. Böyle yeni başlayan arkadaşlarımıza da. Son seviye olarak ne çözebiliyorsanız da tabii ki yine apotemi kullanabilirsiniz. Apotemi'nin matematik denemeleri çok iyi. Bir de arkadaşlar budur yani. Kitap dediğim budur deneme olarak. Ben bunu çözmüştüm orijinali. Bence çok çok iyi, çok çok sağlam soruları, özellikle geometri sorularına ben çok bayılıyordum orijinalin. Orijinal matematik denemelerini alırsınız arkadaşlar. Artık bu son düzey işte. Artık ben sınavdan önce en son bunu çözeceğim vesaire gibisinden. Bunlar olur ama tabii çok daha zor denemeler var ama onlara ben çok girmenizi tavsiye etmiyorum. Gerek yok yani o kadar zorlamanıza. Gelelim edebiyat tarih kısmına, yani eşit tarihçi ve sözelci arkadaşlarımızın ilgilendiği kısımlara. Öncelikle şunu söyleyeyim.
Ne bulursanız çözün arkadaşlar. Ne buluyorsanız onu çözün. Çünkü çok fazla çözülüyor bildiğiniz gibi. Piyasada ne varsa Sleep Spring. Ha derseniz ki ya Oğuz sen bize özel olarak da ayrı olarak da öner derseniz. Hız renk olur, bilgisayar mı olur, çap olur, beyinleriniz olur. Bu şekilde ismini bildiğiniz her türlü yayını bence alabilirsiniz. Çok hızlı çözülüyor arkadaşlar bildiğiniz gibi SOS 1 denemeleri. Yani burada bilgisayar mı falan kullanabilir. SOS 1 edebiyatta bunlar ayrı. Ben bu göstermek için hani edebiyatını da alayım demiştim de SOS 1'i vermişler. Bu ve de arkadaşlar tabii çapınkiler yalnız biraz daha zor. Çapınkiler biraz daha sonra çözmenizi öneririm ben. Ne buluyorsanız ama arkadaşlar çözün çünkü biliyorsunuz edebiyat ya şu 40 soru ne kadar sürede çözüyor. Allah aşkına yarım saatte çözülüyor en kötü. Böyle olunca onu sürekli çözebiliyorsunuz. Yani bir matematik denemesi gibi uzun uğraşlar istemiyorum. O yüzden arkadaşlar ne buluyorsanız alın. Piyasada zaten o kadar fazla da yayın yok. Yabancı sınava kadar hepsini de çözebilirsiniz açıkçası. Ne bulduysanız orada da gömün. Ben öyle yapıyordum. Hatta artık deneme bulamıyordum. Hani ne yapıyordum böyle karışık artık ne bulduysam onları çözüyordum. Böyle genel denemeler içinden falan tek çekiyordum. Bir de bu noktada ya Oğuz branş denemeleri öğren. Genel deneme önermeyecek misin? Ya arkadaşım sen şurada şunun birleştirdin. Eşit açısını diyelim. Çapı birleştirdin. Orijine birleştirdin. Al böyle çöz. Ya ben hep böyle yapardım ya. Özel olarak AYT genel denemesi almazdım. Ama orada da yine bu söylediğim yayınların kendi AYT denemeleri var. Onları kullanabilirsiniz. Piyasadaki yine çok iyi yayınları kullanabilirsiniz arkadaşlar. AYT genel denemesi tek alacaksınız. Ama bence branşla birleştirin çözün. Aynı şey zaten kardeşim yani ne farkı var. Ben mesela kendi koşuk öğrencilerimle arada oluyor işte ne çözelim diyorlar. Ben de şunu al. AYT genel denemesi yazmışım mesela bunu çözdü diyor ki AYT genel denemesi çözemedim. Yani bunları birleştir diye diyoruz zaten. Yani bunları birleştirip çözeceksiniz arkadaşlar. O şekilde yapabilirsiniz. Bu branş denemeleri çok iyi. Yalnız size şunu da söyleyeyim. Bu denemeleri çözerken arkadaşlar lütfen bunları yapamadığınız soruları üzerlerine notlar alın, kesin, biriktirin ve bunları bundan sonra tekrardan dönmek üzere bunu yapın. Tekrardan açın. Artık sınava çok az bir süre kaldı. İşte 40 küsur bir gün var. Bundan sonrasında arkadaşlar ben ne yapıyordum? Her gün arkadaşlar oturuyordum. O eski soruları oturup tekrar çözmeye çalışıyordum. Notlarımı okuyordum. Buna dikkat ediyordum. Lütfen denemeleri sadece çözüp kenara fırlatmayın. Üzerlerine güzelce oturun. Videolarını izleyin. Çözümlerini özümseyin arkadaşlar. Ondan sonrasında da düzenli bir şekilde bunu tekrar edin. Bunları yaparsanız da netleriniz de artar. Sınavda da 10 numara 5 yıldız yaparsınız arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Dediğim gibi Oğuz 5 kodunu kullanarak arkadaşlar kitapişler.com'da %5 indirim alabilirsiniz. Bunun yanı sıra bu videoyu beğenip yorumlayıp abone olanlardan bir kişiye ücretsiz koşu hediye aşağıda yorumlarda buluşmak üzere. Hoşçakalın. Bay bay.